Erkeğine karşı nasıl bir kadınsın? Erkeğine karşı. Yani hani ona vakit ayırsan mesela neleriyle ilgilenmek istersin? Her şeyle. Deli misiniz yani? Bir kere yani... Hani kılığı, kıyafeti atıyorum onun yemesi şey, gereken istediği, şeyler öyle bir kadın izin mısın? Tabii kesinlikle. İstediği izin verdiği her şeyle ilgilenmek isterim. Her şeyle ama aşıksam. Değilsin. Ne kadar sürüyor çok aşk sıradan sende? Yani ama... Abi benim aşk sende ne kadar sürüyor diye şöyle bir şey. Çok aşık olmadığım için zaten... Hiç olmadığım çok aşık. İki kere aşık oldum sadece. İki. İki kere. Ve yani böyle hani ilişkinin içinde de dibine kadar yaşadım. İlişkinin dışında da ilişkiden çıktıktan sonra o da ne kadar acısını... sürdü? Neyi ilişkinin... Aşk. Acısıyla birlikte mi? Yaşadın, bu beraberlik boyunca aşıktın, evet. Bittikten sonra bir de acısını yaşadın içeri evet, vermeden aynen. Öyle mi? Evet. Ha, aa yazık. Evet. Niye bitti o zaman? O mu istedi? Evet. Bir tanesinde ben, bir tanesinde karşı taraf. Yani bir tanesinde 5 yıl falan aşk acısı çektim. Evet aynen öyle. Nesi vardı mesela? Nesi seni bu kadar aşık etti ki? Beraber hani aradığın insanlarda da emin... Yani... Beraber büyüdük bir kere zaten. Beraber büyüdük derken şöyle bir şey. Yaş olarak beraber büyümedik. Anladım. İkimiz beraber büyüdük ve böyle çok dolu dolu ve çok güzel bir ilişki yaşadık. Yani ciddi bir ilişkiydi. İkiniz de birbirinize bir şeyler kattık aynen katmışsınız. Öyle. Kattık aynen katmışsınız. Öyle. Yine son dönemde de yine öyle çok benim için çok değerli ve çok önemli bir ilişki daha yaşadım ve o da hayatım boyunca hani böyle acısı falan gibi böyle bir şey söylemeyeyim ama yine de hani ikidir bence ve hayır o 5 yıl aşk acısı çektiğin kişi sana şimdi ondaki özellikleri mi acaba arıyorsun başkalarında? Yok da? Hiç öyle değil. Geçti mi? Ben kimsenin özelliğini zaten aramam. Mesela o duyguyu da aramam. Hepsine çünkü herkesle duyguların farklı yaşandığını düşünüyorum ben. Herkese ait ama olabilecek şey duygular vardı, bırakıyorum ben içine. Sen ne istersin? Mesela erkeğin sana yani karşındaki erkek sana ne yaptığı zaman senin gönlünü fethedebilir? Birlikteyken. Dünyadaki tek kadın gibi hissettirse yeter. O nasıl oluyor bir dakika? Yani ne yapabilir de olur o? Yani o bir bakış mi yapar? Yok hayır ya bir beraberken veya sadece baş başayken veya kalabalıklar içerisinde de sadece seninle ilgilenirse. İlgilenmek değil ya o bir bakış o bir yani ben 4 saat bir ortamda olup da 4 saat boyunca sadece ben ne yapıyorum yiyor muyum içiyor muyum etimi bölüp benim ağzıma vermek falan onlardan bahsetmiyorum. O bir his o bir tavırdır ya. O sadece. Yani o bir bakış, bir duruş. Yani aynı ortamın içerisinde isterse aramızda yüzlerce insanın olduğu bir kalabalığın içinde bile olsa onun varlığını hissediyor olmak hali diyeyim yani. Anladım. O da çok az iki insanla sadece o hissi hissettim. Ve yani çok ilginç bir şeydir belki de hani benim için böyle hayatımda diğer birlikte olduğum ve daha doğrusu hayatıma girmiş olan erkek arkadaşlarımdan çok farklıdır mesela. Bir de böyle şöyle bir özelliğim var. O da çok ilginç gelecektir pek çok insan ama ben maalesef böyle bir insanım. Bir insanla yaşadığım bir duyguyu, bir hali, bir anıyı bir başka insanla yaşamam ki onun için özel kalsın.